Hayattaki Her Şey adlı kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlerle Türkiye'nin Gizemleri 4, bölüm 4. Yani Hazreti İbrahim ile İbrahim Peygamber de Türkiye'li miydi konusunu işleyeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Babil'den dünyaya dağılanlar arasında İbrahim Peygamber ve karısı Sara da vardı. İbrahim Peygamber'in gerek Musevilik ve gerekse İslam için önemli anlatmanın herhalde bir anlamı olmayacaktır. İbrahim peygamber bütün peygamberler için en çok adı geçenlerdendir. O sadece bir peygamber değil, aynı zamanda bir toplumun babasıdır. Tek tanrı dini onun ile belli bir forma sokulmuştur. Kurban adeti onun döneminde vahiy olmuştur. Sünnet de onun zamanında ilk şart olarak kabul edilmiştir. Hazreti İbrahim Filistin'e göç edene kadar Haran'da ikamet etmiştir. Haran'da ve peygamberler diyarı Urfa tek tanrı dininin en önemli ikinci mekanıdır. Dünyanın bilinen ilk üniversitesinin Haran'da olması da bir rastlantı değildir. Ancak Urfa ilinin doğusunda bulunan iki şehir vardır ki bundan çok önemlidir. Sumatar ve Şuayb şehriydi. Eski ahide göre Mısır'dan kaçan İbrahim ailesiyle birlikte Midyan'a gelir. Midyan bugünkü Sumatar ve Şuayb şehrini kapsayan bir alandır. Sumatar kuyuları ile ünlü bir kentti ki o dönemde bunun değerini anlatmak bizim için imkansızdır. Bölgenin rahibi olan Şuayb bu kentte oturmaktaydı. Tevrat'a göre kızlarını her gün koyunlarını ve hayvanlarını sulatmaları için Şuayb şehrinden Sumatar'a gönderirdi. 8 kilometre bu mesafe her gün en az bir kez geçilirdi. Sumatar'a gelen kızlara her gün su verilmez. Bunun üzerine orada bulunan Hazreti Musa kızlara yardımcı olmak için olarak su almalarını temin eder. Şuayb bu durumdan pek memnun kalır ve Musa'nın yanında 7 yıl çobanlık yapması karşılığında onu kızlarından biriyle evlendireceği sözünü verir. İncil'lerde Midyan olarak geçen bu kavim Kur'an'da Medyan olarak bilinir. Peki bu yerin ne önemi vardır? Eğer Şuayb şehri ve Sumatra'nın tam yerleri tespit edilebilirse Musa'ya 10 emrin geldiği ve tablete geçirildiği yollar kolayca tespit edilebilecektir. İş bunlarla bitmiyor. Urfa'da kutsal kefeni ve İsa'nın suratının şeklinin çıktığı mendil büyüklüğünde olduğu zannedilen ve bizdeki mendil kelimesinin kökeni olan Vespotre yani Madyum arayanlar mı? Gizli bilgelik okulunu arayan Gurdjieff ve Ouspensky gibi büyük okul üstadlarını mı? Gnostik toplumlara ulaşmaya çalışan hacılar mı dersiniz? Daha saymakla bitmez. Anadolu üzerinde Meryem Ana'nın mezarından Yedi Uyurlar mağarasına kadar, Zulkarneyn Seddi'nden Nuh'un gemisine kadar birçok mistik ve dini değerler arayan binlerce yabancı gezinmektedir. Hem de başka hiçbir ülkede bulamayacaklar bir rahatlık ve konforla. Bu topraklarda sadece kil, kum ve humustan oluşmuyor. Burada insanlığın anıları var. Aslında bize ait olanı tıpkı Truva'da olduğu gibi bilinçsizce yabancılara bırakmayalım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız.